Selamlar herkese bir perşembe sabahından daha. Günaydınlar. Günaydın, nasılsınız hocam? İyiyim ben. Bereket geliyor, yağmur yağıyor, evet. Seller akıyor. Enflasyon düşüyor. Arap kızı damdan bakıyor ama para vermiyor. Barajlar doluyor, cepler boşalıyor. Evet evet, yağmurun öyle bir faydası var. Evet bakalım. Girip siz de bakıyor musunuz İstanbul'daki barajların doluluk oranına falan? Öyle... Valla son 25 senedir bu hikayeyi dinliyoruz her sene biliyorsunuz. Yani bir şey olacak falan diye ama bir iki yerden duyuyorum. Bir iki kesintiler başlamış. Şimdi inşallah. Ama yağsın da, evet. Tabii. Yağsın. Peki hocam, isterseniz şeyle başlayalım bu hafta. Şu Çin'in bir şeyleri geldi. Sanayi üretimi. İyi haberler geldi. Aynen. Çin'den. Evet, iyi haberler geldi. Avrupa bir taraftan küçülmesini teyit etti diyelim. Hadi. Tabii ki. Enflasyon Amerika tarafında açıklandı. ÜFE açıklandı yani. Evet, evvelki hafta da TÜFE. TÜFE açıklanmıştı. Perakende satışlarda bitik yükseliş var. Biden he hikayesi var. Evet. Diktatör müsün değil misin? Bence bir non-news. Ama yani göreceğiz. Yani. Sonrasında bir Biden'ın Amerikalı CEO'larla yaptığı. Çok ilginç. Bilmiyorum. Sabah telefona düşüyor. Hatırlamış mı ne söyleyeceklerini? Biz Amerika'ya karşı bir betimiz yok asla gibi şeyler söylüyor. Bayağı yapıcı aslında açıklamalar yani. Öyle gelecek tabii de. Yani aşılacak çok engeller var. Yani onları ben aşacaklarını tahmin etmiyorum. Yani Çin için konuşuyorum. Geliriz oraya da. Ona bir bakarız. Hı-hı. En son bir Avrupa'ya belki şu GDP, Fransız enflasyonu falan onu isterseniz bir konuşuruz. Finale doğru birkaç tane kripto ile alakalı ben birkaç cümle ederim. Ben de bir iki tane bir iki şey okudum. Süper. Ama tabii ana hikaye burada şey, biz geçen hafta konuştuğumuz bir nevi bir teyit oldu. Yani faiz artırım furyasının sonuna geldik demiştik geçen hafta. Şimdi gelen veriler ve Merkez Bankalarının başkanlarının konuşmaları bunu hemen hemen teyit ediyor. Her ne kadar Fedciler yine kötü polisi iyi polisi oynamaya devam etseler de. Bu arada çok ilginç bir şey var. PIMCO'nun sabahleyin işte bu gün açılmadan okumanız gereken 5 hikaye falan. Onlar şey diyor. Piyasalar çok... Atlamayın trene. Evet evet. Çok heyecanlı bizim diyor piyasa. Bizim maydanoz da öyle diyor. Bravo, aynen. Yani JP Morgan aynısı. Saitedel aynısı. Ve şey çok ilginç PIMCO'nun söylemi. Doğru yönde ilerlemek ile %2 hedefine ulaşmak aynı şey ya, değil. Ya bu daha laflara da... bayılıyorum ya. Şimdi bende de var bir iki tane. Fed'in söyledikleri kripto diyorsun. Evet. Yani bir de kripto biliyorsun şifreli. Evet. Ya. Yani biraz sonra bir cümle okuyacağım. Fed'den ya bırak üniversiteye gitmeyi, doktor olmak lazım anlamak için. Bunu ama okuyunca benim aklıma direkt şey geldi. Doğru yönde ilerlemek ile %2 hedefine ulaşmak aynı şeydi. Bu bizim bu arada şirketin 8. katta kullandığımız bir şeydi. Morpheus'un söylediği de bir şeydi. There's a difference between knowing the path and walking the path. Yani insanları abandone etmek için yazılmış şey. Evet. Nereye çekersen oraya ya, gidebilecek. Yayın bir tarafı hani PIMCO, JP Morgan ve Saitedel Öztepe'de diyorlar ki enflasyon iyi ama 2024'te biz faiz indirimi beklemiyoruz. Çok UBS'de tam ters taraf. Evet. Doların da hemen bu şekilde değer kaybetmesini beklemiyoruz diyor. Çok özür dilerim. Böldüm, kusura bakmayın. Bence çok eğlenceli çünkü tam bir tiyatro haline dönüştü evet. Burada. O tiyatron istersen bir geçen haftadan başlayayım. Evet. Çünkü ilk enflasyonda çözülme görülünce piyasanın iyimserliğini biraz fazla gören Fed başta Powell olmak üzere bir kötü polis konuşmaları başlamıştı. Powell dedi ki biz enflasyona kazanmak karşı savaşımızı kazanmak için bir artırım daha yapmak zorunda kalabiliriz dedi. Perşembe günü geçen haftaki moraller çok iyiydi. O zaman o biraz moralleri bozdu. Bir de %2 hedefimize karşı yeteri kadar kısıtlayıcı olmamız gerekir dedi. Ve arkasından da dedi ki yeteri kadar kısıtlayıcı olup olmadığımızdan emin değiliz dedi. Bu da tekrarlandı diğer başkanlar tarafından sonra. Mesela St. Louis'in Fed başkanı çıktı. İsmi Peasy. O'Neill Peasy. Evet. Masadan bir artırımın daha kalktığından çok emin olmayın dedi. Piyasalara bir uyarı yaptı. Ve piyasalar şu anda hala bir ekonomik belirsizlik var dedi. Tabii yani şimdi böyle Fed başkanlarından böyle ekonomik belirsizlik var lafı gelince ben yerimden zıplıyorum. Çünkü yani ne zaman belirli oldu ki piyasalar? Ya illa bir belirsizlik var. Tabii ki öyle belirsizlik olacak. Onun için Fed de tam rahat olmadığını görüyoruz bu konuşmalarda. Sonra demin bahsettiğim şu cümleyi seninkinden sonra bu biraz daha kripto. Tam okuyorum. Çünkü Türkçe'ye bu bir haber kanalından çevrilmiş. Hı-hı. Belirsizlik altında alınan politika kararları aynı tırcı Morpheus. Belirsizlik altında alınan politika kararları kesinlik altında optimal olanlardan farklı görünebilir diyor. Buyurun bakalım yani nereden çekeceksin? Devamı enflasyonun kalıcılığının etrafındaki belirsizlik aksi halde olduğundan daha güçlü politika tepkisini garanti edebilir. Sanki şeyi aklına geliyor hocam. Bir
Bir ekonomi bakanı vardı bu şekilde. Epistemoloji bakanı mıydı? Evet. Ben bu cümleyi şöyle tercüme ediyorum. Diyor ki Fed faizler yukarı da gidebilir, aşağı da gidebilir diyor. Ya onu diyor ya da vallahi ben de anlamıyorum diyor, evet, bunlarla. Çünkü iki tarafı da söylüyor. İki tarafı da ben bakıyorum diyor. Ama arkasından patır diye işte tüfe bayağı iyimser geldi. Beklenenden de düşük geldi 3,2. Çekirdek tüfe de bir nebze altına indi. 4'e indi. Tüfeyi konuşuyorum. Arkasından da dün hakikaten bir üfe verisi 1,3'e düştü. 2,2'den geliyor ki 1,9 bekleniyordu. Tabii bu yine bardağın ne tarafından baktığınızla alakalı. Yani bir taraftan enflasyona karşı savaş kazanılıyor gibi gözüküyor ama bir taraftan da resesyon geliyor diyen analistlerin ekmeğine şey sürüyor. Çünkü özellikle üfenin bu kadar hızlı düşmesi resesyon hakkındaki soru işaretlerini biraz daha kuvvetlendirdi. Ama ne olursa olsun piyasa piyasadır. Piyasa normal ve abartılı şeyini verdi. Reaksiyonunu verdi. Yani bir hisseler uçtu. Dolar düştü. Getiriler düştü. Altın çıktı. Yuan'ın düşmesi, yenin düşmesi. Piyasa bir tamam artık bitti bu faiz artışı yani, dedi. Evet. 4.40 Fed konuşmaları 4.70. 4.40 4.50 10 yıllık yani. Evet. Yine acayip volatil yani herkes. Çok volatil. Yani daha piyasa tam emin değil. Zaten Richmond başkanı bu sefer Barkin bu verilerin arkasından dedi ki enflasyondaki yavaşlamaya rağmen %2'lik hedefe kesin bir dönüş olduğuna ben daha ikna olmadım. Yani Fed'in kendisinden geliyor bu. Arkasından da Jamie Dimon bizim maydanoz dedi yani bunu. Bu söylem aslında şeyi doğruluyor yani. Hani burada genel bir algı ve konsensus vardı işte. Daha yüksek, daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarının devam etmesi hikayesi. Onda zaten mutabık piyasayla şey. Ama piyasa illa indirim bekliyor. Evet. Yani şu andaki indirim verilerine bakıyorum. Biraz düştü. Daha fazlaydı bu feverisi geldikten sonra. Bir indirim olasılığı Mayıs'ta %25, Mart'ta %40. 1 Mayıs'tan önceki toplantı ne zaman? Ocak, 31 Ocak'ta var bir tane. Ha. 20 Mart'ta var, 1 Mayıs'ta tamam. var. Ocak'taki %25, Mart'taki %40, Mayıs'taki %48 indirim. Yıl sonuna kadar 3.6 adet, evet. 3.6 adet. Ben de 4 diyecektim. Evet. 25'lik indirim yani 4.25'e ineceğiz diye bekliyor. Evet, aynen. Şu anda. Bu ne kadar realistik ben daha emin değilim. Bence biraz daha görmemiz gerekir. Aha. Yani Fed'in de enflasyon tarafında rahat olmayışının altında belirsizlik diyorlar. Demek ki bir takım gördükleri şeyler var evet. orada. Yani o taraftan emin değilim. Bir de Amerika'nın da perakende satışları geldi. Şimdi orada bu da iki taraftan bakılabilir. 4,1'den 2.2.5'a indi. İniş evet resesyona mı gidiyoruz diye de yorumlayabilirsin. Öbür tarafında 2.1 bekleniyordu. 2.5 kuvvetli çıktı. Amerika'da evet. bir şey olmuyor. Zaten bir takım Fed başkanları diyor ki biz bu işi becereceğiz ve öyle bir becereceğiz ki diyor enflasyon %4'ten yukarı işsizlik %4'ten dışarı yukarı çıkmadan becereceğiz diyor bir kısmı. Ama buyurun şimdi arkasından 3 tane Reuters anketi analistlerin 3'te 2'si yıl sonuna kadar dolar düşmeye devam edecek diyor. 1. UBA biraz önce biz dedik ki 4 tane 3.6 tane çeyreklik indirim yapacak. Yani evet. bu 4.25'e inecek diyor. UBS'in tahmini 2024 yıl sonuna kadar 2.75 görebiliriz diyor. 2025 başında 1.25 diyor faiz oranları için. Çünkü diyor ben Amerika'da ikinci çeyrekte resesyon bekliyorum diyor UBS. Agresif ikinci, bir şey. İkinci çeyrek çok yakın hocam ya. Evet. Nisan yani. Evet. Çok yakın. Göreceğiz bakalım. Ama bir tek UBS şu anda orada. Fakat baktım global hedge fonları bayağı shortlar. Amerikan finansal hisse senetlerinde. Yani bankalarda ve finansallarda bayağı shortlar. Arkasından bir de bu JP Morgan'ın bir yıldız traderı Kolanovic. Ben tamamen çıkmadım ama portföyümde hisse senetleri ağırlığımı azaltıyorum. Nakit ve emtiaları artırıyorum dedi. Yani burada evet o belirsizliği görüyoruz. Yani biraz piyasa belki aşırı iyimser oldu. Ama öbür taraftan da hep piyasa haklı çıktı şimdiye kadar Amerikan ekonomi lokomotifine karşı. Hiç zedelenmedi. Evet. Böyle gidecek mi bilmiyorum. Herkes bir şey bekliyor. Yani bir, hem bir düzeltme hem de bir ekonomik yavaşlamayı bekliyor. Bunu artık çok net olarak görüyoruz. Hı hı. Bir de tabii şey bir demokrasinin kılıcı her sene yaşadığımız şey vardı. Bu ek bütçe konuşmaları vardı. Geçti o galiba. Mı? Şimdi Temsilciler Meclisi'nden geçti. Senato'dan evet. da geçmesi bekleniyor. Yani orayı evet. şimdilik halletmişler gibi gözüküyor. Amerika'da hikaye bu. Avrupa'da bir şey değişmedi. Onlar bir açıklamışlardı biliyorsun. Son gelen büyüme verisi anemikti. 0.1'di. Onun bir ikinci tahmini açıklandı. Aynı geldi 0.1. Anemik olarak gidiyor. Bunların Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gindos yine aynı tüfeğe çok kanmayın yükselebilir geçici bir şekilde yükselebilir tekrar dedi. Nitekim Norveç'inki yükseldi mesela. 3'ten 4'e çıktı. İsveç'inki 7.5'tan 6.5'a indi. Hollanda'da resesyona girdi bu arada. Hı-hı. Avrupa'dan sonra. İkinci çeyrek eksi 0.2 idi. Üçüncü çeyrek eksi 0.6 büyüme verisi. Yani şu anda iki tane motor ülke Euro bölgesinde resesyonda. Avrupa Komisyonu da büyüme tahminlerini revize etti. Aşağı doğru revize etti. Euro bölgesinde
bölgesi için 2023'ü 0.8'den 0.6'ya indirdi. Seneye 1.2 diyor. Almanya 2023'ü -0.3 ile kapatacak dedi. Onu zaten biliyoruz. Fransa 1 dedi. Fakat öbür taraftan şimdi senede Goldman Sachs çıktı. Dedi ki Avrupa hisse senetleri 2024'te en aşağı %7 üstüne koyar dedi Avrupa için. Hisse senetleri derken bir garip bir hikaye arada. Enteresan, bu yatırımcılar için bir şey olabilir. Bir şey ekleyebilir miyim bu arada? Bu hani UBS'e ek. UBS demiştiniz değil mi? Evet. İkinci UBS resesyon bekleyen abiler. Resesyon bekliyor. Wells Fargo, Rabobank, bu abiler de 2024'ün sonu için eksi büyüme bekliyorlar Amerika'da. Eksi 2.1 Rabo 1 bekliyor. Bir şey var. Bir dengesizlik var beklentilerde. Evet. Yani bunlar tabii hani ne kadar tutturmuşlar bugüne kadar, o da ayrıdır da hani. Ama finalde var yani. Tutturmamak için yapılmış bir tahmindir biliyorsun ama herkes bir şey yapmak zorunda. En düşüğü de 4.6. Bu muhtemelen Şangay'dan gelen bir bir Nomura Securities bu arada. Ben de bir yapayım ya. Arada. 4.5 bekliyormuş Nomura Amerika büyümesini 2024 sonu için. Çok özür dilerim, gene böldüm, araya girdim. Eski hikayeler biraz ortaya çıkmaya başladı Avrupa'da. Bir İtalya'da sorunlar var şu anda. Özellikle kamu maliyesinde. İnsanlar oradan biraz rahatsızlar. Okuduklarımı görüyorum ben. Yani hem Avrupa Merkez Bankası hem Avrupalı yatırımcılar. Yarın zaten şu andaki reytingi çöpün bir üstünde İtalya'nın. Sovereign rating yani. Ülke reytingi. Yarın Moody's review'sunu açıklayacak. Yarın piyasalar kapandıktan sonra Fitch de açıklayacak. Yani orada bir çöp görürsek şaşırmayalım. Fakat bu bana bir hafiften bir böyle bir gıdıklayan bir yatırım fırsatı çıkartıyor. İtalyan hisse senetleri Avrupa hisse senetlerine karşı %50 iskontolu şu an. Şirketler iyi, bankalar iyi. Kamu maliyesi bozuk orada. Yani bu, ben burada bardağın dolu tarafında. Yani ben süper. İtalyan hisse senetlerini daha iyi bir fırsat olarak görüyorum burada. Çok iskontolu çünkü yani. Neredeyse yarı yarıya. İngiltere'de fena çıkmadı. Onların GDP'si büyüme verisi 0.6 çıktı. Yani durdu. Onlar resesyona girmeyecekler ama 4 çeyrektir 0.6, 0.5, 0.7 orada gidiyor. Enflasyonları sıkı bir düşüş yaptı. Orada da herhalde faiz artırımlarının sonuna geldik. Çünkü 6.7'den 4.6'ya düştü ki işsizlik verileri de bozulmadı. 4.2'de kaldı. Teması, evet, iki parçalı tema devam ediyor. Higher for longer devam ediyor. Bir müddet daha yüksek alacak bu belirsizliklerden dolayı. Öbür taraftan da yani %90 ihtimalle hem Avrupa'da hem Amerika'da bu faiz artırım döngüsünün sonunda gibi gözüküyor. Japonya'da biraz değişti. Evet. Çünkü hafif hafif Ueda Bojun, yani Japon Merkez Bankası'nın başkanı, hafif hafif konuşmaları çeziniyordum ben. Bu hem getiri eğrisi kontrolünde hem de negatif faiz politikasını yavaş yavaş terk etmeye doğru piyasayı hazırlıyormuş gibi gidiyordu. Devamlı aynı şeyleri konuşuyordu. Fakat kütür diye bir büyüme verisi geldi. Eksi. Evet. 4.5'tan 4.5'a da revize etmişlerdi. İndirmişlerdi. Evet. Artı 4.5'tan eksi %2.1'e geldi. Bu bence terk etmeyecek o politikayı. Onu gösteriyor. Şimdi teoride negatif faiz oranları, bu ultra gevşek faiz politikası, enflasyon yaratması lazım. Evet. Bunların enflasyonu biliyorsun Japonya'da zor. Çünkü harcam. Evet, yani yarata yarata %3'ü yarattı. Ama bu bana şunu söylüyor. Yani kolay kolay bu terk edilmeyecek. Zaten Amerikan faiz verileri geldikten sonra biliyorsun bir birin üzerine çıkmıştı JGB'ler. 10 yıllık. Onlar şimdi tekrar 80'e indi. Evet, aynen, yani evet, orada bir rahatladı. Fakat şey inmedi. Tabii bu negatif faiz politikası hala şeyin işine yaramıyor. Yenin işine yaramıyor. Yen yine 152'lere geldi. Euro yen 164'lerde. 15 yılın en yükseğinde. 15 yıl önce 2008'de de 170'ti. Yani oradayız. Yani her ne kadar hep borcun tehdidi olsa da piyasada, müdahale tehdidi olsa da, bence yatırımcıları durduracak nitelik şiddette değil ve bu kadar yüksek faiz oranları farkı varken yenin şeyi belli. Yani makus bir talih var. Yen biraz daha değer yitirmeye devam edecekmiş gibi. Borç eğer çok agresif girmezse, ki zannetmiyorum gireceğini bu aşama. Şu an 136, yani şu an 150'ler yapındayız ya biz hocam. 151 hatta 151.30'da şu an dolar yani. 2024 sonu 136 bekliyor. Konsensus hepsi. Neye istinaden? Bekliyorlar. Bu Banco Santander'inden tutun işte Commerzbank, bence bunlar bankı. Şeyden, Ueda'nın bu piyasayı hazırlamasından, ama bence evet. Ueda vazgeçti ondan şu anda. Evet. Yani bu eskidi. Evet, bir gün bile eskimiş olsa. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü evet. Bu analizlerin, bu şeylerin ne denir? Beklentiler. Ayın 14'ü ve öncesine dair olan beklentiler. Haftaya farklı şeyler görebiliriz orada. Evet. Evet. Çin tarafında durdu tabii Yuan'ın değer yitirmesi. Çünkü dediğin gibi hem sanayi üretimi hem perakende satışlar çok kuvvetli geldi. Kaldı ki perakende satışlar zaten 7 aydır devamlı haberi
artıyor ama bu seferki bir sıkı bir artış geldi. 7,6 geldi. Sanayi üretimi de 4,6 geldi. Yani bunların büyüme 5 hedefine paralel olarak. Oradan gelen iyi haberler tabii emtia piyasasına gaz veriyor. Bir de aynı zamanda bilmem farkında mısın? PBOC yani Merkez Bankası acayip bir likidite pompalıyor piyasaya. Evet. Yani orayı şey kısmında resim değişmedi. Onların o konut piyasası ve gölge bankacılık kısmında sorunlarda bir şey yok. Değişmedi ama en azından ekonominin tıkırında gideceğini görüyoruz orada. Çin'in tabii sağlam olması her zaman için iyi dünya ekonomisi için. Hı-hı. Ama öbür taraftan şey mesela bunların bir Singles Day bekarlar günü şeyi var o Amerika'daki kara cuma gibi siyah cuma diyeyim. Acayip bir şey indirimler ve online alışveriş falan. Orada istenilen yere ulaşılamadı. Çok patlamadı bu sene. Her sene acayip bir patlama oluyordu alışverişte. Bir de dediğin gibi tabii Biden-Xi toplantısı var. Ve başladılar konuşmaya karşı karşıya. Biden zaten hafif şey vaziyette. Böyle yarım bakıyor. Xi de bir şey söylemiyor. O biliyorsun yani. Çin şeyi usulü. Yarım bakıyor derken toprağa bakıyor diyorsunuz. Yarı yukarı cennete yarı aşağı toprağa bakıyor. Evet. Tabii masada çok konu var orada. Yani bir kere bir militer konular var. Yani Tayvan var. Dünyada iki tane savaş var. Öbür taraftan İran'a baskı yap diyecek. Çinlilerin de istekleri belli. Yani uçuşları arttır diyecek. Amerika'ya daha fazla yatırım gelsin diyecek. Bu çiplerin best bırak diyecek. Trump'tan kalma tarifleri biraz şey yap, gevşet diyecek falan. Yani bu kadar konunun altından ben nasıl kalkacaklar? Yani bence sadece bir güzel bir komünikasyon oluyor orada. Hı hı. Onun haricinde pek bir şeyler çıkacağını tahmin etmiyorum. Sürpriz olur eğer çıkarsa. Hı hı. Bir de tabii mesela Amerika'da bir de şey sorunu var. Çinliler Amerika'ya sentetik bir opioid şeyi satıyorlar devamlı olarak. Bayağı da problem oldu. Bir uyuşturucu satıyorlar orada. Fentanil. Hı hı. Masadaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani orada çok şey var. Mücadele var. Onun için ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Hı-hı. Çin tarafında. Çin'den gelen iyi haberlerin emtialarla birlikte petrole de iyi etki yapmasını bekliyorduk ama yapmıyor onu. Hı-hı. Petrolden çok karma karışık şeyler geliyor. Yorumlar geliyor. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'yla şey Saudiler ya hiçbir problem yok. Şahane talep var diyor. Öbür taraftan Amerika'nın içinden gelen yine Çin'in rafinerilerinden gelen haberler tam tersi. Talep çok düştü falan diyor. Oraya ben bir yorum yapamıyorum yani. Bence şu anki haliyle petrolün yukarı potansiyeli kısıtlanmış vaziyette gözüküyor. Hı hı. Üretim de artıyor. Ruslar şeyi de bırakıyorlar. Bu ayın sonunda zannedersem bir bazı petrol ürünlerine ihracat yasağı getirmişlerdi. Onu kaldırıyorlar falan. Hı hı. Yani bence orada bir talep tarafında bir şey olmayacağı için aşırı bir yükleme olmayacağı için petrol fiyatlarında yukarı tarafta bir potansiyel bayağı azalmış durumda. Oradan bir şeye geleyim istiyorsan. Goldman'ın bir Türkiye için bir yorumu var. Ki zaten o da Sayın Şimşek'in guidance'ıyla, kılavuzluğuyla biraz şey örtüşüyor. 2024'ün 3. çeyreğinde ancak indirimler başlar diyor. Türkiye'de faiz oranları için 40'tan 40 bekliyorlar herhalde bu sene sonuna. %25'e iner. Enflasyon da 2024 sonunda %35 olur diyor Goldman. İki tane şey ekleyeyim bunu hocam. Hı-hı. Bir tanesi BNP Paribas. Bu da çok taze sabah. Hı-hı. Bir diğeri Deutsche Bank. İkisi de uzun vadeli TL tahvillerinin cazip olduğunu söylüyor. Tabii. Hatta Deutsche 2024 için TL tahvillerin en iyi yatırım aracı olacağını söylüyor. Hı-hı. Tabii bunların hepsinin evet. Bir şeyi var. If then else eklemek lazım. Tabii, bu olursa bu sunu eklemek lazım. Neden söylediğine bakalım bunu. Şunu bekliyor. Yani uzun vadeli Türk evet. lirası tahviller cazip olacak diyorsa bu, neden bunu söyler? Demek ki şu anda faizler yüksek. Düşeceğini beklediği için söylüyor. Uzun vadede düşeceğini evet. beklediği için cazip görüyor. Mantıklı geliyor. Hı, hı. Tabii işte seçimdi falan bu ikinci çeyrek sonundaki hedef evet. tutarsa. Evet. Tutmazsa onlar da değiştireceklerdir zaten ama şu anda söyledikleri elbette makul geliyor. Hı hı. Bir de Türkiye hakkında öbür tarafta da bence önemli bir haber. Bizim için önemli. Tahmin ediyorum bu regülasyon eli kulağında yani parlamentoya gidecek kripto tarafında. Hı hı. Okuduğum şeyler iki ana konuda odaklanıyor. Lisanslama ve vergilendirme konusu başta. Evet. Olmak üzere. Zaten 2 yıldır üzerinde çalışıyorlardı. Sen daha iyi biliyorsun hı. neler oluyor orada ama yakında bir şeyler hafif hafif şeyi geliyor. Duyumlar geliyor. Hı hı. Bir de şeyi öğrendim. Ben bir
sen teyit edersin. Türkiye dünyada 4. sırada işlemde 170 milyar dolarla. Ya. Amerika, Hindistan ve İngiltere'den sonra. Doğrudur. Evet. Kore var hocam kendi içerisinde. Kapalı bir şey hani ekonomi evet. Ve şey diyebiliriz. Kuzey mi diyorsun, güney mi diyor. Bu hafta Blockchain Week vardı. İstanbul'da diğer başka şirketlerle de görüşme şansımız da oldu. Hı-hı. Burada. Türkiye'ye ilgi çok fazla. Dediğiniz gibi bir tanesi şey tarafında regülasyon, regülatif tarafta saklama, lisanslama ve vergilendirme konuları başlık evet. olacak. Ben yıl sonuna doğru bekliyorum bunu. Yani seçim geçtikten sonra. Evet, ben de yaklaşıyor dedim o yani. Evet. Seçim geçtikten sonra bunu bekliyorum. Hı-hı. Tabii bu arada Ocak, 10 Ocak olarak insanlar şu an bekliyorlar, analistler, ama onun öncesinde olabileceğini de söylüyor işte JP Morgan falan. Evet. Bir de bu gri listeden çıkma şeyi var ya, hedefi var ya, o da biraz iteliyor. Evet. Evet. Hı-hı. Şimdi diyeceğim hani bu spot ETF'in ittireceği ve yapacağı faydalardan getireceği faydalardan bir tanesi. 10 Ocak için spot ETF söylüyordum. Evet. Pardon ben tekrar Türkiye'ye döndüm. Estağfurullah. Onun getireceği faydalardan bir tanesi de SEC'in bunun tanımını artık anlamlı bir şekilde yapıyor hale gelmesi. Dolayısıyla SEC'in bunun tanımını yapıyor hale gelmesi FCA'in, İngiltere'nin, Türkiye'nin, MiCA'nın, hani Avrupa'nın hani tanımlarının yapılıyor hale gelmesi anlamına geliyor. O rüzgarda, o rüzgarın çıktısı olarak da yıl sonuna doğru böyle bir şey iyi olası görüyorum. Hı. Buradaki kritik taraf şu, yatırımcılar bizim gibi yerel borsaları farklı değer sundukları için tercih ediyorlar, ama yurt dışında da işlem yaptığını biz biliyoruz. Evet. İşte iCrapex'in insan niye tercih ediyor? Burada çünkü telefonla ulaşabiliyor, bir yatırım desteği bu alabiliyor falan filan. Bir ev var burada. Yani. Evet. Burada işte görüp dokunuyor bize vesaire falan. Burada bir şey olduğunu biliyor. Yani işte ben de bütün yatırımcılara hep bunu söylüyorum. Çünkü bana çok soru geliyor. Ya dışarıda nereyle yapayım falan. Ya tamam yapın da yani bir şeyden... Bir ekrandan bir şey yapıyorsunuz. Burada bir ev var. Yani ulaşabileceğiniz. Şuraya gelecektim. Hı-hı. İşin o tarafının düzenlemesini de biz konuşmuştuk. Regülatör akılla. O taslaklar yapılıyorken. Ya bize soruyorlardı yani. Siz burada yerel vergi veren, burada konuştu bir şirketsiniz. Biz ve birkaçımız daha işte biliniyor. Böyle bir şirketsiniz. Yabancı yatırımcılara nasıl bakıyorsunuz? Bize birkaç şirket şey diyordu. Gelmesinler, hayır falan filan. Biz ülkeye çok gelsinler. Çok güzel. Rekabet iyidir. Aynı sahada rekabet edelim ama aynı şartların olur sunun. Bize. Yani aynı sahada olması lazım o rekabet. Evet. Yani aynı ürünleri sunalım veya benzer ürünleri sunalım. Yani aset anlamında söylemiyorum. Feature anlamında söylüyorum. Yani kaldıraçlı ürün o margin isolated trading sunabiliyorsa ben de sunabileyim. Aynen. Bana da izin verin yani. Çünkü yatırımcı ona kaçıyor. O tarafa gidiyor falan filan. Dolayısıyla ez cümle yıl sonuna doğru böyle bir şey bekliyoruz. Bu arada şunu ekleyeyim. Hazır Blockchain Week demişken Avalanche'ın da bu bir etkinliği vardı. BİT'i. Türkiye'de, İstanbul'da bir etkinliği vardı. Periye'de. Bizim de 25 Kasım'da var. Sizin de katılacağınız. Evet. Bir CryptoFest etkinliği yapıyoruz. Avalanche'ın bu etkinliğinin ardından şu an 22-23'ler trade ediliyor bu arada Avax'ta. Orada gelen de, oradan da gelen bir hype var. Bu işte Bitcoin dominansı, altcoin'ler ne zaman gidecek falan. O hikaye sanki biraz yavaş yavaş yaşıyoruz gibi. Bunu bir yatırımcıya hatırlatmak istedim. Bir. İki. 25 Kasım'da bizim kendi bir CryptoFest'imiz olacak. Orada sağ olun siz yine kırmıyorsunuz. Bizimle birliktesiniz. Orada genel olarak bizi dans ayakkabılarımı getireceğim. orada genel olarak küresel makro neden entegre olduğunu zaten hani biz bu şey ne denir ukalalık ya da kibir ne olur algılamasın. Bu bizim biraz bastığımız bir şey daha CryptoPex olarak. Çünkü biz konvansiyonel piyasa konuştukça insanlar da konuşmaya başlar. Çünkü entegre bir şey bu. Bu küresel makro. Yerel makro biraz konuşacağız. AI, yapay zeka konuşacağız. Makro derken şey paralelinde. Kripto. Elbette. Kripto paralelinde konuşacağız. Yapay zeka konuşacağız. Sağ olsun Boğaziçi Üniversitesi'nin Cem Bey, Cem Sayf hocamız gelecek. Yapay zeka Türkiye'deki en iyilerden biridir. Gelecek. Dolayısıyla dolu dolu bir tam gün bir etkinlik olacak. Onu da hatırlatmasını yapayım istedim. Evet, iyi ya. Teşekkürler hocam. Başka bir kripto haberi yoksa bir yatırımcılara bir tane de bir magazin sunayım. Öyle lütfen, gidelim dedi. Lütfen efendim, buyurun. Şimdi şeyde Amerika'da Ron Barron diye bir şey var. Bir sıkı bir yatırımcı var. 45 milyar dolar şey yapıyor, yönetiyor. Kendi şeyi de cebinde de 5 milyar dolar var yani Forbes'a göre varlığı. Bu adam şeye yatırım yapmış. SpaceX'e 1 milyar. Yani 45 milyarın 1 milyarı SpaceX'te. Az buz bir oran değil. Evet, bu kadar büyük para yöneten birisi için. SpaceX bu arada halka açık bir şirket değil. Yani private equity olarak yapmış. Diyor ki 2030'da 500 milyar dolar olacak diyor değeri. Tabii yani 1 milyar dolar yatırımı varsa böyle bir şey söylemem biraz daha kolay ama yani bir arkasında bir takım mantıklar var. Şu andaki değeri 150 milyar dolar diyor. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde 250-300'e çıkabilir
diyor. Hı hı. Şimdi SpaceX'e bizim yatırımcılar için çok zor, halka açık olmayan bir şirket ama şöyle bir haber var. Çok yakında, yani büyük bir ihtimalle kendi altında olan Starlink'i IPO yapacak. Hı hı. Yani burada bir ya böyle bir şey var diye söyleyeyim dedim. Ya bir İtalya'yı söyledim bugün, bir aha, tane de Starlink'i. İşte bize bir şey söylemiyorsunuz demeyin. Bayağı söylüyoruz yani. Evet, buyurunuz. Baron Focused Growth Fund. Bunun altında yapıyormuş herhalde. 45 abi. Milyar dolar. Evet, anlamlı. 1 milyarı da halka açık olmayan bir şirkette yani. Elon'un cebinde yani. Daha ne diyeceksiniz hocam? Daha ne diyeyim yani? Daha ne diyeceksiniz yani? Bir al demediğiniz kaldı. Teşekkürler. Yatırım danışmanlığı değildir. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. İyi hafta sonları.